10 Ocak 2024 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, bu dersimizde Fütuhat-ı Mekkiye 18. cilt 244. sayfadan tavsiyeler bölümüne devam ediyoruz inşallah. İki namaz arasında bulunan vakit içinde halini murakabe etmelisin. Kontrol et kendini diyor iki namaz arasındaki vakit içinde. Her halükarda iki namaz arasındasın çünkü vakit döner durur. Ne zaman olursa olsun hep iki namaz arasındasın. Sürekli vakit dönmekte. Öğlen ve ikindi arasındaki vakit, iki namaz arasındaki bir vakit olduğu gibi, ikindi ile akşam, akşam ile yatsı, yatsı ile sabah, sabah ile öğlen arasında bir zaman dilimi vardır. Zaman döner ve öteki vakit gelir. Bir namazın vakti çıktığında öteki namazın vakti girer. Bunun istisnası sabah namazıdır. Öğle namazının vakti, sabah namazının vaktinin çıkmasıyla gelmez. Bu konuda herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Güneş doğduktan sonra sabah namazının vakti çıkmış oluyor ya. İşte bu bir istisna olmuş oluyor. Karanlık ile sabah vakti arasında boşluk bulunup bulunmadığında ise görüş ayrılığı vardır. Bununla beraber öğle vakti mutlaka sabah vaktinin çıkmasından sonra gelir ki bu zorunludur. Demek ki herhangi bir namaz vakti öncekinin vakti bitmeden girmez. Giren vakit her zaman çıkanın ardından gelir. Bazen güneşin doğumundan sonra ve zeval vaktine kadar sabah namazının edası olabilir. Ardından öğle vakti gelir. Mesela insan sabahın ilk rekatını güneşin doğumundan önce kılmaya başlar. Bu durumda şari ona sabah vaktine ulaştığını söyler. Ardından üzerine güneş doğar ve bu esnada sabah namazının ikinci rekatına başlamıştır. Kıraati güneşin zeval vaktine ulaşmasına kadar uzatsa caizdir. Bakın, birinci namaza diyor, sabah namazının birinci rekatına durduğunda güneş doğmamıştı. Birinci rekatı tamamladı, ikinci rekata başladığında güneş doğmuş olabilir ve güneş doğmuş olsa dahi. Kıraati diyor, güneşin zeval vaktine ulaşmasına kadar uzatsa caizdir diyor. Bu durumda içinde bulunduğu vakit onun için sabah vaktidir ve kişi namazını vaktinde eda etmiştir. Öğle biri için sabah vakti öğlen vakti girinceye kadar çıkmamıştır. Yani namazı uzatmış olsa o sabahın ikinci rekatını hala sabah vakti içerisindedir diyor bu kişi. Bütün namazlarda durum böyledir. Namaz vakitleri hususunda alimler arasında bir takım görüş ayrılıkları vardır ki biz de bu konularda görüş ayrılığı bulunduğuna dikkat çekmek üzere bunu belirttik. Bu itibarla arada bir boşluk ve lav yani boş söz olmaksızın bir namazın diğer bir namazın ardından gelmesi caizdir. Şari iki namaz arasında kendisinde namazın bulunmadığı bir zaman yaratmıştır ki o zaman lav zamanı veya namazın terki vaktidir. Burada lav veya onun terki dedik. Bunun nedeni bir hadiste arada bir lav olmaksızın bir namazın ardından kılınan namaz illiğinde yazılır denilmesidir. Yani hiç boşluk vermeden. Diyelim ki öğle namazının vakti girdi. Bunu öğle namazı vakti olarak da verebiliriz. Az önce sabah namazından vermişti. Öğle namazına durdu kişi ve namazı uzattı. İkindi namazı vakti girmiş olsa dahi öğle namazının vakti olduğu için ikindi öğle namazının tamamladığı anda hemen ikindi namazına geçtiğinde işte arada bir lav, boşluk, boş söz bırakmadan ikinci namaza geçmiş oluyor. Böyle bir şekilde o namazla öteki namazı birleştirdiğinde diyor. Arada bir lav olmaksızın bir namazın ardından kılınan namaz illiğinde yazılır denilmesidir. Nafileden sonra nafile namazı kılmak veya farzdan sonra nafile, nafileden sonra farz, farzdan sonra farz kılmak da
bu hadisin kapsamına girer. Nihayetinde bunlar da namaz olduğu için diyor. Ardından nafileden sonra farz, farzdan sonra nafile de girsen bu hadisin kapsamına girer. Boş söz anlamındaki lav sakıt olmuştur ve onun teraziye girmesi söz konusu değildir. Kastedilen mübah sözlerdir. Hazreti Peygamber namaz kılıp sonra ona başka bir namaz ekleyip iki namaz arasında söz veya amel olarak mübah hiçbir şey yapmayan bir adamdan söz etmiştir. O adam teraziye giren zikir veya zikrin dışındaki mendup ve müstehap işlerle ilgilenir, sonra diğer namazı kılar. İşte böyle bir amel illiğin mertebesine yazılır. Çünkü o kişi iki namaz arasında hiçbir şekilde boş söz söylememiştir. Böyle insanları bulmak pek çetindir. Artık günümüzde insanların halleri arasından en çok övüleni lehinde veya aleyhinde olmaksızın mübah işleri yapanların halidir. Artık günümüz böyle oldu diyor yani. Böyle insan bulmak çok zordur. İnsanların en çok övüleni kimlerdir diyor. Lehinde veya aleyhinde olmaksızın mübah işlerle meşgul olanlar, bunlar övülür oldu diyor. Bırak öteki insanları. İnsanların hakim halleri mekruh veya haramlarla ilgilenmektir. Evet, insanlara hakim olan diyor halleri daha çok mekruhla, haramla ilgilenir olmuştur insanlar. Bu nedenle iki namaz arasındaki zamanı gözetmeni tavsiye ettim. Bu konuda kimsenin dikkat çekmediğini gördüm. Gerçi dikkat çekmiş ve bize ulaşmamış da olabilir. Hazreti Peygamber bu hususlara dikkat çekmiştir. Zaten biz de bu bilgiyi ondan aldık. Evet, diğer tavsiyeye geçiyoruz. Farz namazları ezanın okunmasının ardından cemaatle eda etmek gerekir. Mescitler farz namazlar kendilerinde kılınsın diye mescit sayılmışken ezan da mescitlere gidilsin diye okunur. Bu da Hazreti Peygamber'in bir sünnetidir. Maksat dini hakkıyla uygulamak ve dinde tefrikaya düşmeden birliği temin etmektir. Bu sebeple insanlar farz namaz hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. İnsan cemaate gidebilecek bir durumda iken tek başına evinde kılabilir mi, kılamaz mı? Hazreti Peygamber'in sünnetini terk eden kişi hiç kuşkusuz dalalete düşmüştür. Hazreti Peygamber bir işi kendisine uyulsun diye sünnet kılmıştır. Ayette şöyle geçer. Hakkın dışında dalaletten başka ne olabilir ki? Nasıl da yüz çevirirsiniz? Sen de farzları ısrarla yerine getir, bil ki bütün yeryüzü mescittir. Yeryüzünün neresinde bir cemaat teşekkül etmiş olsa, onlar mescitte cemaat olmuş sayılırlar. Bu nedenle, evindeki mescitte cemaat halinde namaz kılanın ezan okuması lazım iken, kamet getirmek de ezan sayılır. Onun kamet diye isimlendirilmiş olması namaz kılanın o özel ezan esnasında namaza kalkmasından kaynaklanır. İki ezan arasındaki farz namaza kaldırmaktır. Ezanın anlamı bildirmektir. İnsanlar vaktin girmesiyle ilgili birinci ezanın adını böyle muhafaza etmişlerdir. Birinci ezan vaktin girişini bildirirken ikinci ve kamet anlamındaki ezan da namaza durulduğunu bildirir. Böylece birinci ezandan iki kez söylenen kad kamete salah namaza duruldu ifadesi ayrışır birinci ezandan. Birinci ezanda kad kamete salah denmez. İkinci ezanda ki buna kamet diyoruz, farza duracağımız zaman getirdiğimiz ezan oluyor. İşte orada da kad kamete salah namaza duruldu. Dolayısıyla birinci ezan namaz vaktinin girdiğini bildirirken ikinci ezan namaza durulduğunu bildirir diyor. Yani kamet. Evet, burada mescitte cemaatle birlikte namaz kılmanın ehemmiyeti zikredilmiş oldu. Diğer tavsiyeye geçiyoruz. Evvabin namazını kılmalısın. Bu namaz insanların çoğunun gafil kaldığı vakitlerde kılınan bir vakittir.
Bu vakitler kuşluk ile zeval vakti arasında veya ikindi ile öğlen, akşam ile yatsı namazının son vakti arasındaki vakittir. Yani insanların gaflette kaldığı vakitleri sayıyor. Bu vakitler kuşluk ile zeval vakti. Kuşluk, halk arasında hani kuşluk namazı diye bilinen namaz. Kuşluk ile zeval vakti arasında. İkindi ile öğlen arasında. Ve akşam ile yatsı namazının son vakti arasındaki vakittir. Teheccüde de devam etmelisin. Teheccüd, yatsı namazını kıldıktan sonra gecenin başında uyuyup namaza kalkmandır. Namazın ardından fecir doğuncaya kadar tekrar uyur, sonra namaza kalkarsın. Fecir doğunca iki rekat fecir namazı kıl, sonra sağ yan üzerine uyumaksızın uzan. Yani sabah namazının iki rekat sünnetini kıl ve sağ yan üzerine uyumaksızın uzan. Sonra sabah namazına kalk. Vitir namazını teheccüd vaktinde 13 rekat olarak kıl. Çünkü Hazreti Peygamber öyle yapardı. Teheccüdde ilk 2 rekatı uzatır. Sonra ikisini daha kısa yapar. Her rekatın birincisini önceki 2 rekattan birisi kadar yapardı. En sonunda tek başına bitir. Yani tek kılıncaya kadar her rekattan ikinci rekat birinci rekatın yarısı kadar veya buna yakın olmalıdır. Yani sürekli azaltarak devam eder her rekatta diyor. Dilersen rekatın sonunda selam verir. Dilersen 5, 7, 9 rekat kılıp selam verirsin. Bunların hepsi mümkündür. Akşam namazına benzeyeceği için 3 rekatta selam verme. Yani o vitir namazını, teheccüd namazını kıldığında işte Peygamber Efendimiz 13 rekat olarak kılardı diyor. O sonunu yine dilersen rekatın sonunda selam verir. Dilersen sonunu 5 yaparsın veya son 7, son 9 şeklinde de selam verebilirsin diyor. Bunların hepsi mümkündür. Akşam namazına benzeyeceği için 3 rekatta selam verme. 3 rekat olarak yapma bunu diyor. Bu konuda yasaklama bildiren bir rivayet vardır. Aynı şey tek rekat için geçerlidir. Böyle bir namaz Betira diye isimlendirilir. Gücün ölçüsünde tartışmalı konulardan uzaklaşmalı ve görüş birliği bulunan hususlara yönelmelisin. Bununla beraber Hazreti Peygamber'in vitri 3 rekat olarak kıldığı sabittir. 3 rekat kıldığında ancak sonunda otur ve selam ver. Böyle yaparsan kendisini akşam namazından ayırırsın. Geceleyin namaza kalkıp abdest aldığında uzun olmayacak şekilde 2 rekat namaz kıl. Ardından sana açıklandığı üzere gece namazına başla. Teheccüde kalktığında uykudan tam uyanabilmek için gözlerini ellerinle ovuştur. Sonra da şu ayeti oku. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için ayet vardır. Bu ayetleri tamamen okumalısın. Sonra kalk, abdest al, namazını kısa 2 rekatla aç, ardından elinizdeki kitabın namaz bahsinde zikrettiğimiz şekilde gece namazına ve zikirlere başla. Onları iyice düşün. Allah izin verdiği ölçüde namazın ve zikirlerin batini anlamlarını da düşün. Evvabin namazının mevsimler ısındığında kılındığı sabittir. Güneşin tam tepede bulunduğu istiva vaktinde veya güneş batıncaya kadar ikindiden sonra sabah namazının ardından da güneş doğana kadar namaz kılma. Evet, namaz kılmanın uygun olmadığı zamanı söylemiş. Güneş tam tepe noktasındayken ne diyoruz biz bu vakte? İstiva vaktinde
Güneş tam tepe noktasında bunda kerahat vakti diyoruz ya. Güneş tam tepe noktasında bulunduğunda istiva vaktinde veya güneş batıncaya kadar ikindiden sonra. İkindi namazını kıldın. İkindiden sonra güneş batıncaya kadar. Veya sabah namazının ardından güneş doğana kadar. Sabah namazını kıldıktan sonra hala güneş doğmaya vakit var. Ondan sonra da namaz kılmaya kalkma diyor. Kılma. Bu vakitlerde kılma. Namazları cemaatle kıl. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha sevaplıdır. İşrak vaktinde sabahın ilk namazında 4 rekat olarak kıl. Allah şöyle buyurur. Gece ve işrak vakti tesbih ederler. Tesbih bir Arap olan Abdullah İbni Ömer'in sözüne binaen nafile demektir. Sefer hakkında şöyle der. Nafile kılıyor olsaydım levküntü müsebbih tamamlardım. Nafile kılıyor olsaydım tamamlardım. Sonra kuşluk namazı 8 rekattır. Ve işrak namazının ardından kılınır. Öğlenin öncesinde ve güneşin tepe noktasından batıya doğru meylettiği zeval vaktinden sonra 4 rekat. Öğleden sonra 4 rekat. İkindiden önce 4 rekat. Akşam namazının ardından 6 rekat. Sonra 13 rekat vitir kılmak lazımdır. Evet, bu nafileleri de saymış oldu burada. Bu rekatlar arasında fecir namazı da vardır ki geride 11 rekat kalır. O da gece namazıdır. Sünnete uymak ve tabi olmak isteyenin böyle hareket etmesi gerekir. Bir rivayette akşamdan önce 2 rekat denilir. Akşamdan önce 2 rekat, yani farzdan önce 2 rekat kılınan sünnet. Bunu arttırabilirsin. Çünkü nafile namaz tam olarak belirlenmiş değildir. Dileyen azaltabilir, dileyen çoğaltabilir. İnsan namazda Rabbi ile konuşur. Allah ile konuşmak ve bu konuşmayı çoğaltmak insanın en şerefli halidir. Sadaka ve orucu tavsiye etmeye gelirsek, daha önce zekat bahsinde bunlardan söz edilmiştir. Elinizdeki kitabın oruç ve hac bahsinde de bu konular ele alınmıştı. Evet, bu tavsiyede de namazları, hangi vakitler kılmamak, hangi vakitlerde hangi namazları kılmak, nafileleri ne şekilde kılmak gerektiğine dair tavsiyede bulunmuş oldu. Şimdi diğer tavsiyeye geçiyoruz. Yemek yerken ve içerken vera sahibi olman gerektiği gibi konuşurken de vera sahibi, yani kuşkulu sözlerden uzak durman gerekir. Nasıl ki yerken içerken kuşkulu şeyleri yememen gerekir, içmemen gerekir. Konuşurken de kuşkulu, seni sorumlu tutacak, defterine yazılacak, boş, meleyani, gereksiz, kuşkulu sözlerden de uzak durman gerekir diyor. Vera, haram ve kuşkulu işlerden uzaklaşmak demektir. Kuşku veya şüphe insanın gönlüne sıkıntı veren şeydir. Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu aktarılır. Günah gönlüne sıkıntı veren şeydir. Günah gönlüne sıkıntı veren şeydir. Allah ehli olan bir alim şöyle demiştir. Bana veradan daha kolay gelen bir şey görmedim. Bir şey nedeniyle nefsime ağırlık geldiğinde hemen onu terk ediyorum. Bir rivayette şöyle denilir. Sana kuşku vereni kuşku vermeyene bırak. Başka bir rivayette, müftüler sana fetva verse bile fetvayı kalbine sor. Yani müftüler sana bir şey helaldir deseler, içinde ise o konuda bir tereddüt bulursan ondan sakınman gerekir. Böyle yapmak senin için daha uygundur, yoksa onu haram saymazsın. Binaenaleyh, salih yola uygun uyman lazımdır. O yol peygamberin yoludur. Başka bir ifadeyle salih yol, Hazreti Peygamber'e kendilerine uymak emredilmiş olan izlerini takip etmektir. Bu durum Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir onlar. Sen onların hidayetlerine uy ayetinde belirtilir. Aynı şekilde salih ve iyi bir yönelim içinde bulunup bütün işlerinde orta yolu takip etmen lazımdır. Hazreti Peygamber'den gelen bir rivayette salih
hidayetin ve doğru yönelmenin ve itidalin peygamberliğin 25'te birlik parçası olduğu söylenmiştir. Hazreti Peygamber'in acele etmenin veya konuşmanın gerektiğini söylediği durumların dışında aceleden uzak kalmalısın. Evet. Peygamber Efendimiz nerede acele etmek veya konuşmanın gerektiğini buyurmuşsa oralarda acele et veya konuş ama onun dışında uzak dur diyor. Misal olarak ilk vaktinde namazı kılmak. Evet, namazı vaktinde kılmakta acele etmek gerekir. Misafiri ağırlamak. Misafir geldiğinde hemen ikramda bulunmak. Acele etmek gerekir. Bekletmeyeceğim. Ölüyü kefenlemek ve defnetmek. Evet. Cenazenin hemen kefenlenip defnedilmesinde acele edilir gibi durumları verebiliriz. Daha doğrusu ahirete ait bütün işlerde acele etmek yavaş davranmaktan üstündür. Ahirete ait işlerde. Buna mukabil dünya işlerini ağır ve geciktirerek yerine getirebilirsin. Çünkü dünyadan kaçırdığın bir iş nedeniyle pişman olmaz, aksine mutlu olursun. Ahiret işlerini kaçırdığında pişman olursun. Hazreti Peygamber'in şöyle dediği aktarılır. Ahiret işlerinin dışında her işte ağır olmak gerekir. Hadis-i şerif. İmam Müslim, Hazreti Peygamber'in Abdülkays el Eşecce şöyle dediğini aktarır. Sende Allah'ın ve Peygamber'in sevdiği iki özellik var. Onlar nedir diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Gücün yettiği halde bağışlamak ve teenni ile hareket etmek. Teenni, ağır hareket etmek. Bağışlamak derken kendine karşı suç işleyeni bağışlamayı, teenni ile hareket ederken de dünya işlerinde ve nefsin arzularında ağır davranmayı kasteder. Bununla beraber sorumlu olduğun bir ailen olunca onlar hakkında ciddi ve titiz davranmalısın. Bu ağır davranma dünya işlerinde ve kendinle alakalı işlerde. Yoksul ve ailesi için çalışan insan Allah yolunda cihat eden mesabesindedir. Sen de Allah'ın genel olarak seni mükellef tuttuğu işlerde hayırlı bir çoban olmalısın. Hükümdar bir çoban olduğu gibi her çoban güttüklerinden mesuldür. Yönettiklerine nasıl davrandığı onlara davranırken Allah'tan çekinip çekinmediği sorulacaktır. İnsan ailesi üzerinde bir çobandır. Kadın, kocasının evi ve çocukları üzerinde bir çobandır. Köle, efendinin malı üzerinde çobandır. Hazreti Peygamber'in adı söylendiğinde veya yanında adı zikredildiğinde salavat getirmekten gafil kalma. Salavat getirirsen cimrilikten korunmuş olursun. Cimrilikten korunmuş olursun salavat getirirsen. Hazreti Peygamber şöyle aktarır. Cimri kişi yanımda adım söylenmişken salavat getirmeyendir. Sadece cimri adı verilmiş olsa bile bu da en kötü ve kınanmış niteliklerden birisi olarak sana kafidir. Burada cimriliğin anlamı insanın kendisine karşı yaptığı cimriliktir. Çünkü Hazreti Peygamber'den gelen bir rivayette Hazreti Peygamber'e bir kez salat ve selam getirene Allah'ın 10 kere salat getireceği söylenir. Bakın. Dolayısıyla peygambere getirdiğin salavat aslında kendi menfaatine, değil mi insanın? Peygambere bir kez salat getirene Allah'ın 10 kez salat getireceği söylenir. Demek ki her kim Hazreti Peygamber'e salat ve selam getirmezse Allah'ın salatından kendini mahrum bıraktığı için nefsine karşı cimrilik yapmış demektir. Bir kez salavat getirdiğinde Allah ona 10 kez ya da daha fazla salat getirecektir. Evet, bu mühim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavatı bol bol getirmemiz lazım. Allah'a yakınlık kurmak, Allah'ın sevdiği kullardan olmak, o kapının anahtarlarından anahtarı bir anahtar olarak kabul edersek, bunu işte iki dişi, dişli bir anahtar olarak kabul ettiğimizde iki dişi olduğunu temsilen ifade edersek
1. La ilahe illallah sözü, kelime-i tevhid. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmek. Bu işin, bu kapının anahtarı bunlar. Bu anahtarın iki dişi mesabesindedir. Öyle bir teşbih yapmıştık biz de. Evet. Resulullah Efendimiz'e getirilen salavat ile Allah-u Teala da o salavat getiren kuluna 10 kez salat ediyor. Bir yine fütuhatta geçmişti. Bir şahıs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in huzuruna gelip kendisine salavat getirmekle alakalı ifadede bulunmuştu. İşte farzları, Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yerine getirdikten sonra zamanımın ne kadarını sana salavat getirmekle meşgul olayım diye işte geri kalan gün içerisindeki kalan zamanının işte tam olarak orasının ibaresini hatırlayamıyorum da işte onda birini salat getirmekle meşgul olayım mı? O da senin için güzel olur. Arttırırsan daha iyidir buyuruyor Resulullah Efendimiz. İşte geri kalan zamanımın farzları yerine getirdikten sonra yarısını sana salat getirmekle meşgul olayım mı? Senin için çok güzel olur. Arttırırsan daha da iyidir buyuruyor. İşte yarıdan daha fazlasını senin için salat getireyim mi? Senin için güzel olur. Arttırırsan daha iyi buyuruyor. Ve farzları yerine getirdikten sonra geri kalan tüm zamanımı senin için salavat getireyim mi? Salat getireyim mi diye buyurduğunda o şahıs en güzeli budur buyuruyor Resulullah Efendimiz. Ki buradan da anlıyoruz ki salavatın, Resulullah Efendimiz'e salavat getirmenin ne kadar mühim olduğu. Yani boş vaktinde salavat ile meşgul olmanın ne kadar mühim olduğu, kişinin kendine, aslında kendine yatırım yaptığını anlıyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne kadar çok salavat okursa kişi, onun şefaatine nail olmaya mazhar olur, nail olur. İşte o da kişinin menfaatinedir. Salavatlarında tabii ki çok çeşitli salavatlar vardır. Resulullah Efendimiz'e getirilen salavatlar. Salavat kitapları vardır. Burada bütün salavatlar zikredilmiştir. Her bir salavatın kendine mahsus bir sırrı, bir fazileti, bir feyzi, bir bereketi vardır. Bununla birlikte Pirimiz Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerinden gelen bilgiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getirilen salavatın en kamili, en getirisi yüksek olanında salavat-ı Fatih olduğunu anlıyoruz. Bakın. Çünkü pirimiz bu şekilde ifade ediyor. Salavat-ı Fatih'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine vermiş. Bununla meşgul ol buyurmuş. Ve şunu ifade etmiş kendisine. Yeryüzünde bana getirilen her ne salavat olursa olsun, getirilen herhangi bir salavattan, herhangi bir salavatın 600 bin tanesine denk gelir bir tane salavat-ı Fatih buyuruyor. O zaman buradan da anlıyoruz ki salavat-ı Fatih ile meşgul olmak diğer salavatlardan çok daha üstündür. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Diğer tavsiyeye geçiyoruz. Allah rızası için bir şeyden çıktığında veya ondan uzaklaştığında bir daha ona dönme. Allah'a söz verip ahdettiğinde onu bozma. Verdiğin sözü ihlal etme. Geçersiz kılma. Hayırlı bir nedenle bile olsa sözünü bozma. Verdiğin sözü bozmanı gerektiren böyle bir düşünce şeytani bir düşüncedir. Sen hem Allah'a verdiğin sözü yerine getir, hem de birincisini yerine getirmesen bile şeytanın sana getirdiği düşünceden başka bir hayır yap. Şeytanın maksadı verilmiş sözden sonra Allah'a verdikleri sözü bozanların niteliğini sana kazandırmaktır. Şeytan bunun için yapar. Yani verdiğin sözü bozma diyor. Sıla-i Rahim yapman gerekir. Sıla-i Rahim Rahman'ın dalıdır. O sayede bizimle Allah arasında bağ ve nesep gerçekleşir. Kim sıla-i rahim yaparsa Allah onu kendine kavuşturur. Kim onu keserse sıla-i rahim, akraba ile ilişkiyi keserse Allah da onu kendinden uzaklaştırır. Bir konuda seninle istişare edilirse hiç kuşkusuz istişare eden kişi sana emniyet duymuştur. Sen de bu emniyete karşı hainlik yapmamalısın.
Evlilik hakkında seninle istişare edilirse, hakkında soru sorulan hanıma dair bildiğin ve söylediğinde kişinin üzülmesine yol açacak bilgiyi verebilirsin. Eğer evlilik hakkındaysa diyor. Kişinin üzülmesine yol açacak bilgiyi verebilirsin. Böyle bir hatırlatma kınanması gereken bir gıybet değildir. Yani ben bir evlilik düşünüyorum falanca kişiyle, o kişiyi sen de tanıyorsun, ne dersin? O kişiyle evlilik yapmam. Eğer o kişinin de bir sıkıntılı halleri varsa, kusuru, işte o zaman diyor, onun hakkında bunu diyebilirsin. Çünkü mevzu evlilik. Orada gizlemen doğru olmaz diyor. Bu gıybet değildir. Kuvvetli vera sahibi olup da o kadın veya erkek hakkında vereceğin bilgi nedeniyle gönlünde sıkıntı oluşacaksa, kötü olduğunu bildiğin hususu söylememelisin. Vera sahibiysen, şüpheli şeylerden sakınan biriysen, o zaman o kadın veya erkek hakkında konuşursan, gönlünde bir sıkıntı oluşacaksa, o zaman diyor söylememelisin. Buna mukabil genel bir ifade söyleyebilirsin. Misal olarak, sizin onunla evlenmeniz uygun değildir diyebilirsin. Yani onun üzerindeki o huyu, o kötü ahlakı ifade etmekten çekiniyorsan söyleme. Ama şöyle genel ifade. Ya sizin onunla evlenmeniz uygun değildir. Niçin uygun değildir? Orayı açmayabilirsin diyor. Yani onun kötü huyunu, ahlakını ifade etmeyebilirsin, söylemeyebilirsin. Sadece sizin onunla evlenmeniz uygun değildir diyebilirsin. Ve bu kadar açıklama kafidir. Senin gözünde o kadının kınanmasına yol açan durumun hal karinelerine bakarak onunla evlenmek isteyenlerin gözünde bir sorun teşkil etmediğini anlarsan, yani sana göre hoş bir ahlakı yok onun ama evlenecek olan kişi, sana soran kişi de onun nezdinde bir sorun teşkil etmez, onun o durumu, o ahlakı. Onlara vaziyeti bildirmemek istişarede hainlik anlamı taşımaz. Çünkü senin kötü gördüğün o vasıf ve durum onunla evlenmeye niyetlenmiş kimsenin gözünde kötü değildir. Böyle bir tavır insanların hallerine bilmeye bağlıdır. Böyle bir durum Hazreti Peygamber'in hadislerinin isnat zincirleriyle ilgili bir hadisede geçer. Ahmet bin Hanbel Yahya bin Ma'in'e şöyle demişti. Gel Allah yolunda dedikodu yapalım. Binaenaleyh istişare edilen kişi güvenilir olmalıdır. Altın ve gümüş kaplarda yemekten ve içmekten sakınmalısın. Etrafına şarabın veya haram bir yiyeceğin konduğu herhangi bir sofraya oturmaman lazımdır. İpek elbise ve altın kullanmaktan sakın. Bunlar erkeğe yasakken kadına helaldir. Seni üzen bir rüyanın ardından uyandığında 3 kere soluna tükürerek gördüğüm rüyanın şerrinden Allah'a sığınırım de. Sonra da rüya esnasında üzerine yattığın tarafı değiştirerek başka bir yanın üzerine yat. Gördüğün kötü rüyayı ise anlatmamalısın. Kötü rüyayı anlatmazsan sana zarar vermez. Öyle bir rüyayı içinde sakla ki delilini görebilesin. İnsanların çoğu öyle bir rüyadan Allah'a sığınsalar bile gördüklerini konuşurlar ve anlatırlar. Bir rivayette rüyanın kuşun ayağına bağlı olduğu söylenmiştir. Anlatılınca bağdan çözülür. Evet, burada da kötü bir rüya görüldüğünde anlatmamak, ifade etmemek gerektiğini beyan ediyor. Güzel koku kullanman gerekir. Güzel koku kullanmak sünnettir. Erkekler kokuyu yayılan fakat rengi gizlenen kokuları tercih etmelidir. Evet, kokusu belirgin, yayılan ama vücudunda renk bırakmayan kokuları tercih etmek gerekir diyor. Kadın ise kokusu gizli fakat rengi açık bir koku kullanmalıdır. Hazreti Peygamber'in hadisi bunu böyle beyan eder. Her namaz ve abdest için veya evine girerken misvak kullanman gerekir. Misvak ağzı temizlerken Rabbin rızasını kazandırır. Bir hadiste şöyle denilir. Misvakla kılınmış bir namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 kat daha sevaplıdır. Hadisi Et-Tergib fi Fedailil
Amal isimli kitabında İbni Zencevi aktarır. Kötü yemin etmekten uzak durman gerekir. Çünkü öyle bir yemin insanı günaha batırır. İnsanlar böyle bir yeminin kefareti hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bir kısmı onu yeminlerin kefaretine katmışken, bir kısmı öyle bir yeminin kefareti olmadığını söylemiştir. Kastedilen üzerinde vacip olan başkasına ait bir hakkı ihlal etmeni sağlayan yeminlerdir. Burada hakkın zorunluluğu hakkında kendisini inceleyip derinden kavrayanın anlayabileceği ince ve sırlı bir mesele vardır. Acaba hak ne zaman ve hangi özellikte zorunlu olur? Bunu insanlara açıklamamı engelleyen husus kötülüğün önüne geçmek arzumdur. Aksi halde cahil insan bu konuda tevhile kalkar ve bizim zikretmiş olduğumuz kısmı aşar. Farkında olmadan günaha düşer. Çünkü fakihler işaret ettiğimiz veya söylediğimiz bu yönün farkına varamamışlardır. Kur'an-ı Kerim üzerinde tartışma yapmaktan sakınmalısın. Öyle bir davranış hadisi şerifin buyruğuyla küfür addedilmiştir. Kastedilen Kur'an-ı Kerim'in hadis veya kadim midir veya mushaflarda yazılmış ve telaffuz edilerek okunmuş kısmıyla Allah'ın kelamı mıdır, değil midir tartışmasıdır. Böyle bir konuda konuşmak ve söz söylemek Allah'ın ayetleri hakkında tartışmak demek iken aynı zamanda Kur'an-ı Kerim hakkında cidal ve tartışmak anlamına gelir. Böyle bir tartışma Allah'ın ayetleri hakkında tartışanları gördüğünde başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir ayetine eleştirilen tartışmaya dahildir. Onların konuşmasını söz diye ifade etmiştir. Halbuki hakkında konuştukları şey Kur'an'dır. Kur'an dışında ayetleri kastetmiş olsaydı hiç kuşkusuz ayet zamirini veya ayetler ifadesini kullanırdı. Demek ki eril zamir kullanmış olmasının Kur'an ayetlerini kastetmenin dışında bir anlamı yoktur. Kur'an Allah'ın haberiyken haber de söz demektir. Ayette onları zikir geldiğinde ve biz zikri indirdik demiştir. Zikir söz demektir. Evet. Diğer tavsiyede de şöyle geçiyor. Yapabildiğin ölçüde öfkeni tutmaya çalış. Öfke şeytandandır. Öfkeliysen sesini yükseltme. O da şeytandandır. Namazda hapşırmak şeytandan iken namazın dışında şeytandan değildir. Falcılıktan uzak dur. Kastedilen taşlarla oynamaktır. Şair şöyle der. Yemin olsun ki taşlarla oynayanlar bilmiyor. Uğursuzluk sayanlar da bilmiyor. Allah ne yapacak onları? Bir şeyi uğursuz saymak veya falcılıktan sakınman gerekir. Falcılık ve uğursuz saymak kötülük olarak insana yeter. Buna mukabil tefeül yapabilirsin. Tefeülü olumsuz saymak ise insana zarar verir. Mescide tükürme. Farkında olmadan yapmışsan üzerini ört, yani onu temizle. Tükürmek üzere veya abdest bozmak üzere kıbleye yönelme. Küçük veya büyük abdesti bozmak üzere de kıbleye yönelme. Kıbleye saygı göstermek peygamberlik adabındandır. Yemeğe niyetlendiğinde yemeden önce ve sonra ellerini yıkamalısın. Yemekten sonra bir de ağzını çalkalamalısın. Cariyen veya kölen olduğunda onlara karşı iyi davranmalısın. Güçleri yetmeyecek işlerle onları sorumlu tutmamalısın. Öyle bir işle sorumlu tuttuğunda ise kendilerine yardım etmelisin. Çünkü köleler kardeşlerinizdir. Sadece Allah onları sizin mülkünüz haline getirmiştir. Yoksa herkes Adem'in oğullarıdır. Bu itibarla köleler bizim kardeşlerimizdir. Köleler hakkında Allah'ın hukukunu gözetmelisin. Bilmelisin ki sen de kıyamette kölelerden dolayı hesaba çekileceksin. Suç karşılığında birini cezalandırırsan bilmelisin ki Allah kıyamette köleyi ve efendiyi önüne alacak, işlediği suça ve efendinin suça verdiği cezaya karşı her ikisini hesaba çekecektir. Suç ile ceza birbirine denk ise tamam. Ceza suçtan fazlaysa köle adına efendiden hakkını alacaktır. Böyle bir durumda 3 kırbaçtan fazla ceza vermemen gerekir. Daha arttırman gerekirse en çok 10'a kadar çıkarabilirsin. Allah'ın belirlediği cezaları uygulamada
artış söz konusu olamaz. Onun sayısını Allah belirlemiştir. Sen o sayıyı aşamazsın. Bir suça karşılık köleyi bağışlamak senin için daha uygun ve ihtiyatlı bir davranıştır. Bir kavmin evine girerken 3 kez izin istemen lazımdır. İzin verilirse girer, verilmezse dönersin. Yani tabii eskiden zil yoktu. Dışarıdan sesleniliyordu. 3 kez diyor, bu şekilde izin isteyip o şekilde eve girersiniz. Ses gelmedi, izin verilmedi, girmezsin. Günümüzde bunu nasıl uygulayabiliriz? Günümüzde de evet, seslenmek mümkünse seslenir. Ziline bastığın zaman 3 kez ziline basarız. Kapı açılmadıysa demek ki müsait değil. Evde olduğunu bilsek dahi kişinin, demek ki müsait değil deyip geri dönmek lazım. Israr etmemek gerekir. Seni fark etmedikleri bir yönden kardeşinin evine bakmaman gerekir. Öyle bir yerden kardeşinin evine bakınca içeri girmiş sayılırsın. Halbuki izin görmekle ilgili olarak emredilmiştir. Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! İzin verilinceye kadar başkalarının evlerine girmeyin. Başka bir ayette şöyle denilir. Size izin verilene kadar evlere girmeyin. Geriye dönün denildiğinde de geriye dönün. Hadiste izin talebinin 3 kez olacağı zikredilmiştir. İzin verilirse içeri girersin. Yoksa geriye dönmek gerekir. Hayvanın boynuna zil takmaktan sakın. Zil takılı bir hayvandan melekler kaçarlar. Bu konuda Hazreti Peygamber'den gelen bir hadis vardır. Mekke'de İbnül Esad denilen ve Ebu Medyen'in arkadaşlarından olan keşif ehli biri vardı. Becaiye'de Ebu Medyen ile arkadaşlık yapmıştı. Bir gün tavaf ederken meleklerin de insanlarla beraber tavaf ettiğini müşahede etmiş. Onlara bakarken melekler bir anda tavafı bırakmış. Süratle Kabe'nin dışına çıkmışlar. Bunun sebebini anlamamış. Bir anda Kabe'de hiçbir melek kalmamış. Biraz sonra boyunlarında ziller takılı olan develerin insanlara su vermek üzere çobanlarıyla beraber Kabe'ye girdiklerini görmüş. Develer dışarıya çıktıklarında melekler tekrar geri dönmüş. Zilin şeytanın çalgı aleti olduğu aktarılmıştır. Günümüzde insanların çoğu bunu bilmiyor. Hayvanlarını işte ormanda çabuk bulabilmek maksadıyla boyunlarına çan takıyorlar mesela. Koyun olsun, inek olsun. Böyle bir şeyin yanlış olduğunu burada zikretmiş oluyor. Zil takma diyor hayvanlar. Çünkü melekler oradan uzaklaşır diyor. Sana yapacağım bir tavsiye de kendini Allah'a satarak cehennemden azat olmanı sağlamandır. Bunu ancak 70 bin kere La ilahe illallah diyerek yapabilirsin. 70 bin kere bu cümleyi söylediğinde, yani kelime-i tevhidi okuduğunda, Allah onun karşılığında seni cehennemden azat eder. Veya kimin adına bu zikri yaparsan Allah onu cehennem ateşinden azat eder. Bu konuda Hazreti Peygamber'den gelen bir rivayet vardır. Ebu'l-Abbas Ahmet bin Ali bin Meymun bin Et-Tevzeri ki Kastelani diye bilinir, Mısır'da bu konuda bana şöyle demişti. Şeyh Ebu Rebi el-Kefif el-Maliki bir yemek sofrasındaydı. Bu zikri yapmış fakat kimseye bağışlamamıştı. Evet, bir yemek sofrasında oturmuş insanlarla beraber yemek yerken daha öncesinden 70 bin kelime-i tevhidi çekmiş, hazırda tutuyormuş. Herhangi bir şekilde birine bağışlamamış bu şeyh. Sofrada onlarla beraber salihlerden keşif sahibi bir delikanlı varmış. Delikanlı elini yemeğe uzattığında ağlamaya başlamış. Oradakiler niçin ağlıyorsun diye sorduklarında şöyle demiş. Cehennemi görüyorum. Annemin orada olduğunu görüyorum. Bu nedenle yemekten elimi çektim ve ağlamaya başladım diyor. Şeyh Ebu Rebi şöyle demiş. İçimden şöyle dedim. İçinden diyor. Allah'ım, kelime-i tevhidi 70 bin kez söylediğim sana malumdur. Okuduğum kelime-i tevhidi bu delikanlının annesinin ateşten azat olması için bağışlıyorum dedim. Bunu içimden söylemiştim. Çocuk hemen şöyle dedi. Çocuk da keşfi açık bir çocukmuş. Görüyor annesinin halini. Çocuk sonra şöyle dedi diyor. Allah'a şükür.
annemin cehennemden çıktığını gördüm. Fakat niçin çıktığını bilmiyorum. Çocuk mutluluk içinde oradakilerle beraber yemeye başladı. Bu çocuğun keşfiyle Hazreti Peygamber'in hadisi benim için sahih olduğu gibi hadis sayesinde de çocuğun da keşif sahibi olduğunu öğrenmiş oldum. Ben bu hadise göre amel ettim. Hadisin bereketini eşim öldüğünde kendisinde tecrübe ettim. Evet, bir insanın kişi hayattayken kendi için, kendi ruhuna, kendi nefsine bu manada 70 bin kelime-i tevhid okuyup bağışlar, bağışlamasında fayda vardır. Yine 70 bin kelime-i tevhid okuyup ölmüş, vefat etmiş bir yakınını bu şekilde onun ruhuna bağışlayarak onun ateşten azat olmasına da vesile olunur. Bu konuda diyor, hadis-i şerifte vardır diyor. İnsanların arasını bulman lazımdır. Ara derken kastedilen ayrılıktır. İnsanların arasını bulmak kitapta belirlenmiş bir iyilik ve hayırdır. Allah bunu teşvik etmiş. Hatta kafirler barışa yöneldiklerinde barışı kabul etmeyi Müslümanlara emretmişlerdir. Hal böyleyken birbirlerine küsen Müslümanları barıştırmak daha önemlidir. Ara bozmaktan sakınmalısın. Kastedilen birliktir. Böyle bir davranış günahtır. Hazreti Peygamber berber anlamına da gelen halika, bozgunculuğun iyilikleri tükettiğini bildirir. Berber saçları kestiği gibi bozgunculuk da iyilikleri keser ve yok eder. Allah şöyle der, sizin aranızı bölmüştür. Burada ara derken kastedilen vuslat ve beraberliktir. Bu itibarla ara kelimesi dilde zıt anlamlı kelimelerden biridir. Dostum, kölene yediğinden yedir, giydiğinden giydir. Onun değerini gözet. Hazreti Peygamber'in onlar hakkında söylemiş olduğu sözü dikkate al. Hazreti Peygamber, onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin kudretinize vermiştir, der. Bir kardeşi tasarrufunun altında bulunan insan kardeşine yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir. Beden sağlığını ve dünya işlerinden uzak kalmayı bir nimet saymalısın. Allah'ın sana ihsan ettiği iki nimeti, yani boş vakti ve sağlığı, Allah'a itaatte kullanman gerekir. Beden sağlığının ve veya dünya gamlarından zihninin boş olmasının gayesi Allah'a itaat etmek, onun kurallarını uygulamak olmalıdır. Aksi halde sağlık ve boş vakit aleyhine delildir. Allah'ın senin hasmın olmasından sakın. Her sabah 100 kere şu zikri söylemelisin. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Allah'ı tenzih ederim, ona hamd ederim, Allah'ı tenzih ederim, o yücedir. Evet, bunu da günde 100 kere söylemenin çok büyük getirisi var. Bu zikir üzerinde günah bırakmaz. Evet, burada sohbetimizi tamamladık. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme ağfirli ve li valideyye ve lil mü'minine vel mü'minati el ahyayi minhum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi nima uliqa vel hatimi nima sebega. Nasrul hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani, esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.